Merhaba arkadaşlar. Medya okuryazarlığı dersi 1. dönem 2. yazılı sorularıyla karşınızdayız. 1. sorumuz: Medya okuryazarlığı dersinin amacı nedir? Yazınız. Bu dersin amacı arkadaşlar, bireylerin medya karşısında pasif bir kullanıcı olması yerine iletileri sorgulayan, analiz eden ve daha etkin bir medya kullanıcısı olmalarını sağlamaktır. Bu şekilde yazabilirsiniz arkadaşlar. 2. soruya geçelim. Medya içerikleri nelerdir? Örnek veriniz. Medya içeriklerimiz haberler, belgeseller, diziler, müzik ve müzik programları, yarışmalar, gençlik programları, çizgi filmler, spor programları, müzik siteleri ve sohbet alanları şeklinde yazabilirsiniz arkadaşlar. 3. soru. Yabancı kaynaklı bir yapımın Türkçe seslendirilmesi, animasyonların seslendirilmesi veya dizi oyuncularının seslendirilmesi gibi görevleri yerine getiren medya alanındaki meslek hangisidir? Yazınız. Arkadaşlar, bunlar dublaj yapan sanatçılarımızdır. O yüzden kısaca dublaj sanatçısı diyebiliriz. Dublaj sanatçısı. 4. soru. Arama motorunu yukarıdaki gibi kullanan bir öğrenci medyayı hangi yönde kullanmıştır? Yazınız. Dikkat edersek medya okuryazarlığı hakkında bilgi edinmek istiyor. Yani bilgiye erişmek için arkadaşlar. Yazalım. Bilgiye erişmek için. 5. soru. Dil kişiler arası iletişimi sağlayan en önemli araç olduğu için kişilerin birbirlerini iyi anlaması ve etkili bir iletişim için dilin doğru kullanılması gerekmektedir. Dil doğru kullanılmadığı takdirde özünden uzaklaşır. Örneğin mesaj yerine MSC, selam yerine SLM, tamam yerine okey yazarsak dilimiz yozlaşmaya başlar. Doğru bir iletişim için medyaya düşen görev nedir? Yazınız. Arkadaşlar, tüm iletişim alanlarında, tüm kanallarımızda, tüm platformlarda dilimizi düzgün kullanmalıyız. Kurallarına uygun şekilde kullanmalıyız. Şu şekilde yazabiliriz kısaca: tüm medya kanallarında dili etkili ve düzgün kullanmalıyız. 6. soru. Ekran başında saatlerce kalıyorsak, evdeki kişilerle konuşmalarımız azalmaya başlamışsa, başımız ağrıyor ve gözlerimiz sulanıyorsa, okuldaki başarımız düştüyse, verilen bu belirtiler hangisinin göstergesidir? Yazınız demiş. Tabii ki medyayı sağlıksız ve dengesiz kullandığımızın bir göstergesidir arkadaşlar. Medyayı sağlıksız ve dengesiz kullandığının bir göstergesidir şeklinde yazabilirsiniz. 7. soru. Kırtasiye ürünlerinin çanta, kalem, defter ve benzeri üzerinde çizgi film kahramanlarına ait tasarımların konulması ile ne amaçlanmaktadır? Bunda medyanın etkisi var mıdır? Açıklayınız demiş. Tabii ki bunun amacı reklam, ticari amaç, para kazanma ve daha çok satma gibi amaçları vardır arkadaşlar. Medyada bu kahramanları gören çocuklar bu kahramanlara ait tasarımların olduğu ürünleri almak isteyeceklerdir. Çünkü onların hayallerindeki kahramanlar bunlar arkadaşlar. O yüzden onlarla ilgili her şeye sahip olmak istiyorlar. Reklam, ticari amaç, para kazanma, daha çok satma. Medyada bu kahramanları gören çocuklar bu kahramanlara ait tasarımların olduğu ürünleri almak isteyecektir şeklinde yazabilirsiniz. Tekzip nedir? Açıklayınız. Medyada kişilik haklarını ihlal eden haberler yapıldığında mağdur olan kişilerin kendileriyle ilgili yalan haberleri düzeltme hakları vardır. Buna tekzip, başka bir ifadeyle cevap ve düzeltme hakkı denir. Bu şekilde yazabilirsiniz arkadaşlar. Yazılı çözümlerimiz burada bitti. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşça kalın.